Selam arkadaşlar. Bu videoda FontFace kullanımını göreceğiz. FontFace'de HTML'e istediğimiz fontları gömebiliyoruz ve onları kullanabiliyoruz. Başlangıç için önce bir HTML dosyamızı oluşturalım. Editörümüzü açalım. Yeni dosya diyorum. Farklı kaydetten masa üstüne geliyorum. Bir klasör oluşturalım. Font deneme dedim. İçine girdim. Sayfa.html dedim. Kaydettim. Kapattım. Yeni bir dosya oluşturdum. Bunu da kaydediyorum. Bunu da stil.css dedim. Bunu da HTML'in biçimlendirmesi için kullanacağız. Şuradan HTML'i tekrar açalım. HTML taglerini otomatik oluştursun. Buraya bir tane div oluşturuyorum. Class verelim. Deneme diyorum. İçine bu bir font denemesidir yazdım. Şu anda nasıl göründüğünü ve FontFace kullandıktan sonra nasıl göründüğünü ayrı ayrı göstereceğim. Biraz aşağı doğru gelelim. Class'ımızı biraz stillendirelim. Font size'ını 55 piksel. Font family'yi de boş bırakıyorum. Şu anda bir şey yazmadım. Çünkü şu anda herhangi bir FontFace uygulaması yapmadık. Nasıl göründüğünü göstermek için açalım. Bu bir font denemesi dedi. Varsayılan font olarak böyle gösteriyor. Gelelim kendi fontumuzu gömmeye. Herhangi bir yerden font dosyası bulabilirsiniz arkadaşlar. OTF, TTF, WOF2 gibi, WOF gibi uzantılar var. Bunlar tarayıcıdan tarayıcıya değişiyor hangisini desteklediği. Mesela benim şu anda kullandığım tarayıcı TTF desteklediği için ben TTF kullanacağım. Dediğim gibi font destekleme tabloları var. Oradan bakarak ihtiyacınız olanı bulabilirsiniz. Tabii ki en doğrusu hepsini gömecek şekilde ayarlarınızı yapıp bütün tarayıcılarda çalışmasını sağlamaktır. Bedava font sunan sitelerden biri var. Onu biliyorum ve hemen yazalım buraya. 1001 Free Fonts diye. Buradan Annabelle fontunu ben sevdiğim için tercih ediyorum. Şuradan Annabelle Script Download diyorum. Ve indirdi. Bunu masa üstüne atıyorum. İndirelim. Şurada Annabelle Script geldi. Açıyorum. Burada çeşitli versiyonları var. İnce, kalın, uzun gibi veya dar gibi. Buradan ben varsayılan olanı alacağım. Yani Annabelle Script TTF olanı. Sürükledim buraya. Nereye kopyaladığınızın bir önemi yok ama tabii doğru göstermeniz lazım nerede olduğunu. CSS'ime geliyorum. Buradan FontFace tagini açıyorum. Önce bir tane isim belirliyorum. Font family. Annabelle diyorum ismine. Kaynağını göstereceğim. Dosyanın ismini alalım buradan direkt kopyalayıp. Yanlış yazmak riskine karşı. Tabi uzantısı TTF olacak. Kaydettim. Bu sefer aşağı gelip şurada verdiğim ismi kullanabiliyorum. Yukarıya sadece Annabelle yazmıştım. Buraya da font olarak Annabelle'i gösterdim. Şimdi CSS'imi HTML dosyasının içine gömmek kaldı. Yazalım, linkleyelim. Adresi verelim. Kapatalım. Kaydedelim. Tarayıcımızı tekrar açalım. Sayfayı yenileyelim. Bakın gördüğünüz gibi font değişti. İstediğimiz fonta geldi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.